Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Mavi Kadın'da nasıl başardın da yine yepyeni bir konukla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konuğum iletişim sektöründe uzun süredir varlık gösteren başarılı isimlerden bir tanesi. Kendisi Tülay Şamcı. Hoş geldin Çok Tülay, iyi ki teşekkür geldin. ederim. Çok mersi davet ettiğin için. Rica ederim, büyük bir keyifle. Tabii ben hemen iletişim sektöründen uzun süredir varlık gösteren kişi olarak seni lanse etmiş oldum ama Tülay kim? Neler yapıyor Aslında Tülay? doğru bilansı biçimi bu. Çok uzun zamandır iletişim sektöründe çalışıyorum. Kuruculuğunu benim yaptığım bir PR ajansı, Gayet İletişim'in yöneticisiyim. Ajans başkanı olarak da bir süredir hizmet veriyorum. Çok farklı markalara danışmanlık hizmeti verip onlarla birlikte iletişim çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Yani aslında biraz yaptığınız iş de sizin nasıl bir hayat yaşadığınızı biraz belirleyen bir durum. İletişim de zaten buna çok uygun bir ortam. Çünkü biraz sosyal hayatınızı, ilişkilerinizi, ilgi alanlarınızı da belirliyor işin doğası gereği. Tırnak içinde söylerim ama eğlenceli bir iş. Yani çok farklı sektörler, farklı konular, farklı insanlar hayatınıza giriyor. Çok dinamik bir yapı. Ve aslında Tülay Şamcı ya da Tülay her kimse ya da siz her kimseniz o yaptığınız işle birlikte siz de şekillenmeye başlıyorsunuz. Evet, çok önemli şeyler söylüyorsun aslında. Yani biraz hani hakikaten işte insana nüfuz eden bir şey. Yani sizin kişiliğinizi ve tarzınızı da biraz belirleyen bir şey. Tabii ki sizin bir altyapınız ve sizin gerçek bir varoluş biçiminiz var. Ama onu nelerin etkilediği, nelerin şekillendirdiği de önemli. İşte iyi ki de ben bu alandayım diyorum yani. Yanlış hatırlamıyorsam 2002'de değil mi Evet. kurduğunu söylemiştin. Çok uzun Doğru. süredir de bu sektördesin. Az önce dedin ki aslında yaptığımız iş bizi şekillendiriyor. Bu iş peki hani nasıl şekillendirdi Tülay'ı? Yani biraz belki yapıma da çok uygun olduğu için böyle bir işte çalışmaya başladım ya da o kadar uzun süre bu sektörde kalabildim. Nasıl şekillendiriyor? Bir kere çok farklı konularla ilgileniyorsun. Çok farklı sektörler ve her ilgilendiğin konuyla birlikte hayatına yeni insanlar giriyor. Onlardan çok başka şeyler öğreniyorsun. İşte İnşaatla ilgili bir şey öğreniyorsun, ilaçla ve sağlıkla ilgili bir şey öğreniyorsun, IT sektörüyle ilgili bir sürü detay öğreniyorsun ya da üretim sektörüyle ilgili bambaşka bir dünyayla tanışıyorsun. Bütün bunların hepsinin sizde bir karşılığı oluşmaya başlıyor. Yeni insanlarla birlikte yeni bilgiler de geliyor. O onlara bir sürü proje tasarlıyorsun o müşterilere. O tasarladığın projelerle birlikte daha kreatif, daha değişik bir dünyayla da tanışman mümkün oluyor. Çok okuma yapman gerekiyor, izlemen gerekiyor, araştırman gerekiyor. Bütün bunlar da böyle çok sizi hareketli kılan, sizin sürekli öğrenmenizi ve hayatın içinde olmanızı sağlayan bir süreç. O yüzden hani hakikaten hem eğlenceli, hem değişik, hem insanı zenginleştiren bir şey. Peki böyle hani dedin ya zenginleştiriyor, çok hayatın içinde, çok da geliştiriyor. Bunların senin için anlamı ne? Ne ifade ediyor böyle olması? Bunu çok seviyorum. Bir kere çok stabil bir hayat sürdürebilecek insanlardan değilim. Yani şeyi çok seviyorum. Hani sürekli bir değişkenlikle olmak, rutinin dışına çıkmak, öğrenme sürecinin sürekli devam ediyor olması falan benim için bunlar çok önemli konular. Bir kere heyecanlanıyorsun sürekli. Bu heyecanla birlikte de kendini geliştirme şansın oluşuyor. Bütün bu bilgileri oturup sadece masa başında elde edemezsin. Çok rafine, çok süzülmüş, gerçekten çok elden geçmiş ve çok önemli bilgilere çok hızlı ulaşıyorsun. Bu da hani ya bana çok keyif veriyor. Yani beni çok mutlu eden şeyler bunlar. Çok iş yapıyormuş gibi hissetmiyorum açıkçası kendime. Zaten öyle hissediyor olsaydım muhtemelen bu kadar uzun süre devam edemezdim yani. O kadar güzel anlattın ki Tülay, yani çok öğreniyorum, iş yapıyormuşum gibi hissetmiyorum. Hani birçok insan kendisini böyle hissedeceği işi arayıp bulmaya çalışıyor aslında. Sen hani çok uzun süredir bunu yapıyorsun ve nasıl başladın? Bu işe nasıl karar verdin? Ya nasıl başladım? Aslında çok bilerek, çok bilinçli olarak yaptığım bir seçim değildi bu. Ya bazen insanın hayatında işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Her şey gerçekten planınızın çok dışında, çok sizi mutsuz edecek bir şekilde bir hal alabilir ve sizin bir karar vermeniz ve hayatınızı yeniden kurmanız gerekebilir.
O hayatı yeniden kurduğum bir dönemdi bu işiyle tanışma hı-hı. sürecimde. Baktım ki benim istediğim gibi gitmiyor hayat. Ve çok mutsuzum. Hayatı yeniden tasarlamam, yeniden kurmam gerekiyor. O zaman bir kağıt kalem alıp elime bunu hadi bakayım yeniden bir Tülay ya da yeniden bir şansım olsaydı neyi nasıl yapardım acaba? Ya da neyi elde edersem çok mutlu olurum, kendimi daha hissederim. Bu tür soruların cevaplarını vermeye çalıştım. Sonra da böyle kendime bir takım notlar çıkarmaya başladım. Ama hani hakikaten dışarıdan baksanız o fotoğrafa yani ne büyük bir fantazi bu. Hani ne yapıyor acaba? Gerçeklikle bağ ne kadar kopmuş falan diye üzülebilirsiniz bile dışarıdan baktığınız bu profile. Ama o sizin aynı zamanda farkında değilim ama benim yol haritam da oluşmaya başlamış o süreçte. Yani o aldığım notlar aslında bugünkü yaşadığım hayatın kararlarıydı. Yani bunların hayaliydi. Sonra da işte aslında buna konsantre olma meselesi bu. Yani bir şeye istiyorsunuz, onu hayata geçirmek için bir farkındalık yaşamaya başlıyorsunuz. Sonra bir konsantrasyon süreciniz gerçekleşiyor ve bir şeyde çok emek harcarsanız zaten karşılığını alıyorsunuz. Ya bu sadece böyle oturdum, hayal ettim, istedim, öyle bir şey yok tabii ki yani. Her şeyin bir bedeli var. O bedeli ödemeye hazırsanız eğer, bununla ilgili zaman, enerji, içinizde ne varsa onları ortaya koyabilecekseniz o da bir biçimde zaten gerçekleşiyor. Dedin ki o zamanlar o oturup yazıp çizdiğim şey benim bu yolculuğumu aslında. Yazıp çizme dediğim hani edebi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani sadece yani niye bu kadar mutsuzum? Neyi kaybettim? Neyi elimden yitirdiğim için bu kadar çok hayatımı sevmiyorum? Hayat sevmem için neye sahip olmam lazım? Neyi farklı yaparsam ben çok mutlu olacağım? Bir projeksiyonda bulunuyorsunuz. Ya kafanızda bir kadın ve bir hayat modeli var. Ve oraya da bir sahne çiziyorsunuz aslında. O sahnenin olması için de buradayım diyorsun. Bu sahneye gitmek için, bu sahnenin bir kahramanı olmak için. Peki şimdi ne yapmam lazım? Nereden başlayacağım? O başlangıç noktasına karar verip hareket etmeye başladığınız an zaten o sahneye doğru yol alıyorsunuz. Yani o sahneye girersiniz, girmezsiniz çok önemli değil. Sahneye ne kadar yaklaşırsanız o kadar zaten iyi bir hayatınızda oluyor. Hani böyle şey vardır ya eğitimde, hep orada öğrendiklerimizle hayat çok da uyuşmuyor diye böyle bir söylem vardır. Ve içindeyken gerçekten de öğrenciler onun çok farkında olmuyorlar. Şimdi ben kariyer koçluğu da yaptığım için hani yönetici koçluğuyla beraber. Ne önerirsin mesela bu konuda? Bunu bizzat deneyimlemiş, bu süreci yaşamış, sonrasında onu hayatına getirmiş biri olarak. Yani hangi disiplinle ilgili bir iş yaparsanız yapın. Bence insana dair olan bir sosyal bilimlerde bir alanda okuma yapmaya, ilgilenmeye, merakla izlemeye ihtiyaç var. Yani bir hukukçu olabilirsiniz, bir ekonomi uzmanı olabilirsiniz. Ama işin bu tarafına biraz yatırım yapmak, bu konuda kendinizi geliştiriyor olmak çok işe yarar. O bütün hukuk çalışmaları başka türlü yapmaya başlarsınız. Yani edebiyatla, sanatla, müzikle ilgili oluyor olmak insanın şeyini çok hayatı ele alış biçimini çok etkileyen ve değiştiren bir süreç. O yüzden belki hani bu programı izleyen işte genç kadın arkadaşlara söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri hani bunlar olmadan hayat çok da ne denir? Hayatı çok da doğru karşılayıp yönetemiyorsunuz. Yani bunlara ihtiyacınız var. Bunları bilen biri olarak yaşayacağınız hayatla, bunları bilmeden yaşayacağınız hayat aynı hayat değil. Farkı ne peki? Bir kere daha iyi bir insan ilişki ağ kuruyorsunuz kendinize. Etrafınıza daha insanlar biriktiriyorsunuz. Hani sizi daha güzel şeyler buluyor. Yani daha iyi şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ya da zorluklar karşısındaki direnciniz daha çok artıyor. Bütün bu olup bitenleri nasıl analiz etmeniz gerektiğini daha iyi biliyorsunuz. Yani size böyle bir pratik kazandırıyor bir kere. Daha farkındalıklı, yani, daha sanırım derinlikli. Yani güçlü olmak sadece iktidar sahibi olmak, ekonomik bir güce sahip olmak, pozisyona sahip olmakla ilgili bir şey değil. Yani güçlü olmak insanın kendisinden nasıl bir insan yarattığıyla çok ilgili bir şey bence. Yani ilk önce sen kendinden nasıl bir insan yaptın? Mesele bu. Ona yatırım işte bu bahsettiğimiz felsefede, edebiyatta, işte sosyal bilimlerde. Oraya iyi bir yatırım yaparsanız o sizi iyi götürüyor. Yani hayatta size daha çok yardımcı oluyor.
Tülay bu anlamda kendine iyi yatırım yaptığını düşünüyorum. Ya aslında çok eksik yatırım yaptığımı düşünüyorum. Hani insan böyle hele bu birazcık daha zaman geçtikçe hep şeyi fark ediyorsun. Yani ne kadar az şey biliyorum, ne kadar az okumuşum, ne kadar az izlemişim. Sürekli böyle bir eksiklik duygusu daha çok artmaya başlıyor. O da biraz moral bozucu bir şey ama işte gündelik hayatın da bir kendi ritmi var. O ritmin içinde de çok bunları yapamıyorsunuz. Yani işte çok zaman ayırma şansınız olmuyor. Ya da işte kolay geliyor. Daha hızlı ve daha kolay tüketilebilecek alanlara yönelmek. Ama hani en azından bunun bir tür tadını almış olmak ya da bir tür onunla biraz bir dönem geçirmiş olmak önemliymiş yani. Onu söyleyebilirim. Yoksa hani o eksiklik duygusu sizi hiç rahat bırakmıyor zaten. Peki ben merak ettiğim bir şeyi soracağım sana. Bir iletişimci olarak aynı zamanda felsefeden beslenen, okumalar yapan, bununla kendini daha derin belki bakmak konusunda hareket eden biri olarak. Kendinle iletişimi, kendisiyle iletişimi nasıl Tülay'ın? Hani dedin ya gerçekçiyim ben. Aynı şey gibi hani bir mimarın kendi evini yapması gibi ya da işte başka meslekleri yapan insanların kendisiyle olan ilişkileri gibi. İletişimin bu kadar içinde olmak, senin kendinle kurduğun iletişimi nasıl etkiliyor? Nasıl bir iletişimin var? Yani nasıl bir iletişimim var? Yani bir daha aynı şeyi söyleyeceğim. Bir kere çok açık ve samimi bir iletişimim var. Yani bunu bir başka insanlar nasıl yaşıyor bilmiyorum tabii ki ama yani canımı çok yaksa da, hiç hoşuma gitmese de kendime söylediklerim ama onları söylüyorum. Yani hani ne kadar kötü davrandığımı, yanlış yaptığımı, aslında oradaki duygumun ne olduğunu falan yakalıyorum kendimi ve yakalayınca da bununla yüzleşmekten çok korkmuyorum. Ama bunu değiştiriyorum ve bunu bir daha yapmıyorum anlamında söylemiyorum. Öyle olmuyor. Yani insanın bir de kendi varlığı var tabii ki. Ama bunun farkında olmak iyi bir şey. O kendinizi yakaladığınız alanlarda biraz daha kendinizi tedavi etmenizi, iyileştirmeniz daha mümkün oluyor. Ve iletişim gerçekten çok önemli bir konu olduğunu da aslında biraz daha profesyonelce bakmaya başlayınca daha çok anlıyorsunuz bunu. Hayatın her tarafında eğer iyi iletişiminiz varsa insanlarla, iyi ilişkiler kuruyorsanız yaşamın her alanında işiniz ve hayatınız çok kolaylaşabilir. Yani daha iyi bir kendinizle ilgili daha olumlu bir algı yaratabilirsiniz. İnsanlar sizi daha çok sevebilir. Sizin yanınızda daha çok vakit geçirmek isteyebilir. Bir çekim merkezi olabilirsiniz. Yani bu da sizin karşınızdakini dinlemek, onu anlamaya çalışmak, onunla iyi bir ilişki kurmaya çalışmak ya da o ilişkide daha doğru düzgün davranmaya çalışmak, kendi ilkelerinizden çok uzaklaşmamaya gayret etmek. Yani bunlarla birlikte düşünülmesi gerekiyor. Çok temel şeyler duyuyorum aslında, dinlemek, anlamaya çalışmak. Çünkü aslında yapmıyoruz. Onu ben de mesela hani böyle konuşuyorum ama ben de bunu çok iyi yaptığımı söyleyemem ama hep mesela konuşurken kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Yani ilk önce bir izin ver. Bir çok daha ilginç bir şey anlatabilir senin anlatacaklarından. Bir dinle bakalım. Hani ne anlatıyor? Bir merak et. O nasıl biri? Başka insanlar nasıl hayatlar yaşıyorlar? Nasıl şeyler hissediyorlar? Hani onu mesela hakikaten öğrenmeye çalışıyorum ve biraz sahneyi de başkasına bırakmak önemli bir şey. Yani böyle belki de benim biraz bulunduğum çevreyle de ilgili olabilir. Yani etrafımda hakikaten çok renkli, çok eğlenceli, çok özellikli olan insanlar var. Ve hepsi sahne kullanmayı çok seviyor. Bazen çok da rahatsız edici olabiliyor. Yani çok dar ve küçük gruplar içinde bile böyle bu. Yani başka biri de sahneye çıkıp başka bir performans göstermek isteyebilir. Bir izin vermek ve biraz kenarda durmak kötü bir şey değil. Yani niye bazı insanların da kendimizi daha hissediyoruz? Çünkü bizi dinlediklerinde, bizimle daha yakın bir ilişki kurmaya çalıştıklarında, anlamaya çalıştıklarında kendimizi daha hissetmiyor muyuz? Yani psikiyatriste gittiğinizde de öyledir. Psikiyatriste gittiğiniz gün zaten ilişmeye başladığınızı hissediyorsunuz. Çünkü biri sizi dinliyor, anlamaya çalışıyor, soru soruyor, sizi merak ediyor, sizi çözmeye çalışıyor, sizinle bir yakınlık kuruyor. Bu bir tedavinin bir parçası ve çok önemli bir parçası yani. Onun gibi bir şey bu da. Çok temel şeylere değindiğini gördüm. Çok kıymetli bunlar bu arada. Paylaştığın için de teşekkürler. Koçlukta da çok yer buldukları için bu kadar bana da dokunuyor diyeyim. Çok güzeldi. Son soruyu sormak istiyorum sana. Gerçekten pes etmeyen, daha bilinçli yaklaşan,
bir Tülay. Hayatında da birçok başarısı olduğundan eminim mutlaka ki. Böyle dönüp baktığında bu benim için en büyük başarım buydu dediğin ne var? Ne görüyorsun? Yani en büyük başarı nedir mesela? Benim için en büyük başarı aslında insanların sizinle ilgili güzel cümleler kurması. Bir iletişimciden çıkabilecek herhalde en güzel cümlelerden gerçekten biri. Gerçekten öyle, bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yani sizinle ilgili bir yerde konuştuklarında, sizin hakkınızda bir yorum yaptıklarında orada ne kadar iyi kavramlarla sizden bahsediyorlar, sizinle ilgili duyguları ne, güzel şeyler söylüyorlar mı, sizi özlüyorlar mı, sizinle bir araya gelmek için çaba sarf ediyorlar mı, bir krediniz var mı o insanlarda? Ya da sizi tarif ederken hangi kelimelerle tarif ediyorlar? Bence mesele bu ve başarı dediğiniz şey de bana kalırsa esas itibariyle bu. Yoksa neye sahip olduğunuz, neyi elde ettiğiniz, nasıl bir sosyal statüde yaşadınız? Tabii ki bunların da bir önemi var ve tabii ki bunları da çok hani aman bunlar çok değersizdir anlamda asla söylemiyorum. Ama kendinizden nasıl bir insan yarattınız ve o bulunduğunuz çevrede nasıl karşılanıyor? Bu. Başarı bu yani. O olunca zaten diğer her şey onunla beraber geliyor. Yani onunla birlikte işte, ekonomide, statüde, sosyal çevrede hepsi geliyor zaten. İlk önce bunu yapmaya çalışmak. Ya da bunu hiç elden bırakmamak önemli. Bu arada kendi en büyük başarısını söylerken başarıyla ilgili de tiyo vermiş oldu. Biraz belki öyle anlıyorum. Gerçekten çok samimiyetle söylüyorum. Hani ben mesela gençliğimde de böyleydim. Daha yeni böyle yetişkin olmaya başladığım zamanlarda da hep böyle başkalarının hayattan ne çıkardıklarını, nasıl formüle ettiklerini, hani nasıl bir tiyo vereceklerini böyle can kulağıyla dinlemeye çalışan çocuklardan biriydim yani. Ve onları da hep böyle bir kutum var ve onun içine sanki biriktiriyormuş gibi dönüp dönüp hatırlamaya ve bir yerde unutmamaya falan çok gayret ediyordum yani. O yüzden belki öyle bir alışkanlık, belki başkalarının da bir işine yarar, umarım yarar falan yani. Sanki böyle kutusunu doldurmuş biri şimdi paylaşmaya da gayret gösteriyor biraz sanki. Biraz tabii artık onları paylaşabilecek yaşa da geldim artık, fena da değil. Epeyce bir zaman biriktirdim bu hayatın içinde. Yani biraz bunlar hakkında konuşabilecek bir şeyim var diye düşünüyorum. Bir noktaya geldim herhalde yani. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tülay, iyi ki geldin. Çok sağ ol. Çok da kıymetli konulara değindin ve paylaştın. O biriktirdiğin kutulardan biz de faydalanmış olduk. Eminim izleyenler de faydalanıyor olacak. Herkesin kendi şeyi vardır eminim. Ben bunu kutu diye tarif ediyorum da hani o kavrama ne olduğu çok önemli değil. Ama herkesin kendisine ait biriktirdiği ve işte başkasına aman sen de bunu böyle yap dedi. Gerçi kimsenin ışığı bir başkasına ışık olmuyor. Herkes kendi ışığını gene kendi yaratıyor ama yine de bu tür şeyleri duymak, bu tür şeylerin başka insanlardan size gelmesini hissetmek yine de iyi bir şey. Yani yoksa kendi ışığınızı ve kendi yolunuzu yine kendiniz buluyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi ben ki geldin. Ederim. Peki bu yolculuğa ne isim verirdin? Onu da sorayım kendi yolculuğuna Tülay. Kendini gerçekleştirme derdim herhalde. Teşekkürler bu net cevap. Rica ederim. İyi ki geldin. Ayağına çok sağlık paylaştıkların içinde. Evet, bu haftaki konuğum iletişimci Tülay Şamcı idi. Bizimle iletişime dair çok kıymetli bilgiler paylaştı. İyi ki geldi. Bu videoyu beğenmeyi ve Mavi Kadın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Haftaya bambaşka bir konukla sizlerle beraber oluyor olacağım. Görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.